Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki şu ayet beni yaşlandırdı. Ya da birkaç sure ismi söylüyor. Beni yaşlandırdı. Hud suresi 112. ayet-i kerime. Emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Aslında niye ağır bir ifade biliyor musun? Haşa, yalancı birisine doğru ol desen çok ağır değildir bu. Ama hayatının her alanında, her zerresinde doğru olan, dürüst olan birisine doğru ol demek gerçekten çok ağırdır. Haşa, biz yani benzetme de hata olmasın. Biz kendimiz için böyle bir şey düşündüğümüzde, ya doğru söylüyor mesela değil mi? Bir doğruyu söylüyorsun, karşıdaki adam sana diyor ki yok öyle değildir, böyle değildir. Vallahi doğru söylüyorum. Israr edersin böyle değil mi? Kendini böyle anlatabilmek için, ifade edebilmek için, yemin üzerine yemin edersin doğruluğunu ispat edebilmek için. Bakın böyle bir ifade kullanıyor Allah-u Teala. Hani burada başka anlamlar da var işte. İstikamet üzere ol. Yani doğrulukla başladığın yolu inşallah doğruluk ile bitir anlamına da geliyor. Bakın biz öyle bir doğruluk anlayacağız ki şimdi hani Allah Resulü şöyle doğruydu, böyle doğruydu, sahabe böyle doğruydu, şöyle doğruydu, şöyle onayladılar, şöyle tasdik ettiler. Eyvallah, bunları bildiğinizi varsayıyorum. Bize öyle bir doğruluk lazım ki bugün düşmanlarımız bile bizim doğruluğumuzu ve dürüstlüğümüzü tasdik etmesi ve onaylaması gerekiyor. Düşmanlarımızın, yani dostlarımızın değil, arkadaşlarımızın değil. Yani Kasım burada hocam işim vardı, ondan 2,5 sayfa yazdım. Tamam, bu biz için inanılır bir şey ama inanmayan, dinle alakası olmayan, hatta düşman olan insanların dahi bizim doğruluğumuzu ve dürüstlüğümüzü tasdik etmesi lazım ki karşıdaki insana bir söz söylediğimizde o sözümüz tesir etsin. Bakın bununla ilgili Ebu Sufyan Bizans'a gidiyor. Heraklius'un karşısında şöyle bir konuşma geçiyor aralarında. Diyor ki, Heraklius soruyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı soruyor. Diyor ki, ona uyanlar kimlerdir? Zenginler midir, fakirler midir? Diyor ki, fakirler de uyuyor, zenginler de uyuyor. Peki diyor, onun dininden şimdiye kadar ona iman edip geri dönen oluyor mu? Hayır, olmuyor. O iman edenlerin sayısı artırıyor mu, eksiliyor mu? Hayır, eksilmiyor. Her daim artıyor. Siz onun, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiç yalanına şahit oldunuz mu diyor. Diyor ki vallahi 40 yıldır biz onun hiçbir yalan söylediğine şahit olmadık diyor. Heraklius ne diyor biliyor musunuz? İnsanlar konusunda yalan söylemeyen birisi Allah ile ilgili bir mevzuda yalan söylemesi kesinlikle düşünülemez diyor. İnsanlarla ticareti içerisinde, işte iş hayatı içerisinde yalanı olmayan birisinin ben Allah'tan vahiy alıyorum, ben Allah'ın peygamberiyim deme konusunda yalan söylemesi kesinlikle düşünülemez diyor. Bir başka örnek, ümmetin firavunu Ebu Cehil değil mi? Biriyle arasında şöyle bir konuşma geçiyor Ebu Cehil'in. Diyor ki, bak diyor yanımızda kimse yok. Sen diyor Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın yalancı olduğunu mu düşünüyorsun diyor. Hayır diyor, vallahi o yalancı değildir diyor. Biz onun hiçbir yalanına şahit olmadık diyor. Ben onun getirdikleri yalan diyorum diyor. En'am suresi 33. ayet-i kerimede de şöyle diyor. Onların söylediklerinin seni üzdüğünü biliyoruz. Onlar aslında seni yalanlamıyorlar. Fakat zalimler Allah'ın ayetlerini inkar ediyorlar. Bakın o toplumdaki insanların hiçbirisi her şeyi söylediler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a, haşa. Her türlü iftirayı attılar ama o bir yalancıdır diyemediler, haşa. Sihirbaz dediler, büyücü dediler, kahin dediler, cinlenmiş dediler, mecnun dediler, işte atalarının dininden sapmış dediler. Kendilerince farklı farklı iftiralar attılar. Asla o yalancıdır diyemediler. Hatta böyle kendi aralarındaki bir konuşmada bunu söyleyelim dediklerinde diyor ki hayır, biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hiçbir yalanına şahit olmadık diyor. Şimdi öyle bir doğruluk lazım ki dedik ya, bizim aradığımız doğruluk şu. Hayatın başından sonuna kadar bir doğruluk. İlk günden son güne kadar. Dolayısıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam 40 yıl boyunca nübüvvet öncesindeki hayatta Muhammed'il Emin'dir. Peygamber olmadan önce güvenilir insandı. Bununla ilgili de
Peygamber aleyhissalatü vesselamın Kabe hakemliği meselesini, Hacer-ül Esved taşını yerine konulma meselesini hatırlayabiliriz. O kapıdan girerken bütün insanlar şunu söylemişti. El-eminu ertedaynahu. O emindir, o güvenilirdir ve biz onun verdiği hükme razıyız demişlerdi. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam işte kendi cübbesini yere serdi, Hacer-ül Esved taşını üzerine koydu ve 16 kabile o bezin ucundan tuttu. Sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yaptı? Onu yerine koydu. Peygamberlerin sıfatlarından bir tanesi de zeki olmalarıydı. Yani insanların birbirine gireceği, kan davalı olacağı bir davayı tabiri caizse Peygamber aleyhissalatü vesselam tereyağından kıl çeker gibi çekmişti. Arkasından vahiy geldiğinde Peygamber aleyhissalatü vesselam, yani gerçekten insaf sahibi insanlar şöyle düşünse, dese ki ya peygamberlik kime gelir? Yani bütün o Mekke'deki insanları böyle gözümüzün önüne alalım. Yani Allah kimi peygamber seçer diye böyle gerçekten insaflı bir şekilde değerlendirme yapılsa, hani böyle taraf tutmak anlamında bunu söylemiyorum, yine Muhammed aleyhissalatü vesselam'dır abi. Çünkü o toplum içerisinde onun gibi bir şahsiyet daha yok. Hatta onlar iki tane isim veriyorlar. Diyorlar ki gelse iki kişiye gelir. Velid bin Mughire ve Es-Sekafi. Onların baktığı yer hani bu manada yanlış yerden baktıkları için. Vahiy geldi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a. Vahiy aldı, evine döndü. Beni örtün, beni örtün dedi. Hazreti Hatice Validemiz onun üzerine örttü. Sonrasında başından geçenleri ona anlattığında niçin Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın peygamber olarak seçildiği Hazreti Hatice validemizin dilinden şöyle anlaşılıyordu. Sakın üzülme, sakın endişe etme. Çünkü sen sözün en doğrusunu söylersin. Yine birinci vasıf abi. Emanete riayet edersin, akrabalarını korur, gözetirsin. Komşularına nazik, kibar davranırsın. Fakirlere el uzatırsın. Gariplerin ihtiyaçlarını giderirsin. Hakkın yanında yer alır ve hakkın ikamesi için çalışırsın. Ancak böyle birisine peygamberlik yaraşır. Bize bakan kısmı ise şudur. Peygamber aleyhissalatü vesselam vahyi aldı. Sonra Safa tepesinde insanlara şunu söyledi. Dedi ki şu dağın arkasından atlılar geliyor desem ne yaparsınız? Vallahi biz senin yalanına şahit olmadık. Hemen gider hazırlığımızı yaparız. Ona göre onlara karşılık veririz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam dedi ki ben bugünden sonra acı günlerin geleceğini, kıyametin, mahşerin geleceğinin haberini size veriyorum dedi. Ama o insanlar inanmadı. Bize bakan kısmı şurası. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam olmayan, gelmeyen bir ordudan bahsediyor. Karşıdaki muhataplar inanıyor. Biz ayet söylüyoruz, inanmıyorlar. Hadis söylüyoruz, inanmıyorlar. Delil yapıyoruz, inanmıyorlar. Acaba bütün sorun karşıdaki muhatapta mı? Bütün problem karşıdaki insanlarda mı? Bakın Peygamber aleyhissalatü vesselam gelmeyen bir ordudan bahsediyor. Vallahi biz sana inanırız, güveniriz, hemen hazırlık yaparız diyorlar. Biz kıyametin ayetlerini anlatıyoruz, mahşerin ayetlerini anlatıyoruz. Ama karşıdaki muhatap inanmıyor, kabul etmiyor ve dine girmiyor. Dolayısıyla bizim söz ve eylemlerimizin birlikte olup birbiriyle örtüşüp örtüşmediğini çok iyi bir şekilde kontrol etmemiz gerekiyor.